çit vermez, dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Sevgili misafirler, sevgili konuklar, hepinize iyi akşamlar. Aranızda beni tanımayan olabilir. Ben Tarık Tamar. Müstakbel eşim Mercan. Aranızda tanıdık yüzler var. Ferhat. Her zamanki gibi ağzının dibinde. Tahir. Yanılmıyorsam Tahir'in eşi Nefes Hanım. Gelin ve davatı hepiniz tanıyorsunuz zaten. Evet. Bu mutlu gününüzde biz de yanınızda olmak istedik. Sevgili babam Genco Tamar'ın selamlarını getirdik size. Mutluluklar dilerim. Hadi alkış, hadi. Tahir, Tahir. Damat Bey, mutluluklar dilerim. Gelin Hanım, ömür boyu mutluluklar dilerim. Niye buraya geldim bilmiyorum. Damat defol git. Damat Bey. Bakın bu mutlu gününüzde tatsızlık çıksın istemezsiniz herhalde değil mi? O yüzden biraz daha dişinizi sıkacaksınız. Çok güzel. Mutluluklar dilerim tekrardan. Mercan hadi. Mercan. Ne yapıyorsun? Vallahi kardeşimin düğünü mahvolmasın diye zor tutayım kendimi ama. Zıplayacağım yanıma güzel. Gayrı yalvarırım ben. Yalvarıyorum sana. Şimdi defolup gidecekler zaten. Ferhat, gel. Sevgili kardeşim, müstakbel eşim Mercan. Gerçi lafı geçmişti. Hazan da biliyor. Tarık. Şansını fazla zorlarsın. 10 saniye içinde buradan defolup git. Yoksa seni komaya sokarım. Aşk olsun Ferhat. Ben size 10 saniye mi verdim? Hiç. Değil mi Hasan? Neyse. Tekrar hepinize mutluluklar diliyoruz efendim. İyi eğlenceler size. Kaldığınız yerden devam edin. Bu arada düğünümüze hepinizi bekliyoruz mutlaka. Hepinizi. Gel canım. Tarık. Efendim? Arabayı ben kullanayım mı? Babam senin için başı önünde sümüklü bir kız demişti. Belli ki yanılmış. Buyursunlar. Thank you.
Fatih. Git bakayım arkaya. Ali abinin oradan bir şeyler satsınlar. Hadi oğlum. Abi. Fatih. Lafımı ikiletme. Haydi. Ali abinin oradan bir şey satsınlar. Hadi bakayım. Hayır. Düğünde yüz oğlum. Ha? O ne yazacağız? Yok öyle şey. Esma abla hadi. Asya abla de. Asya abla. Ne hadisi Nefes? Hadi abla hadi. Ha, baba ana haydi. Müzik müzik. Haydi haydi çocuklar. Hadi. Haydi. Baba. Baba. Çalar. Hadi baba. Ki gözümün çiçeği. Anne. Baba. Dikkatli gidin oğlum ha. Sen hiç merak etme. Kardeşim. Sen şunu bir halledersin. Merak etme sen. Hadi. Eyvallah. Dikkatli ol.
Melek. Melek. Melek gel buraya. Melek. Gel buraya dedim. Melek. Anne. Anne. Anne ne oldu? Anne iyi misin? İyiyim. Merdivenlerden düştüm de. Nasıl merdivenlerden düştün? Anne yalnız mıydın? Melek nerede? Ha? Melek? Ben bir Melek'e bakayım. İyi misiniz? İyi miyim? Sizi içeri götürün. Hadi. İyiyim ben. Neden kimseye inanmıyorum? İyisiniz tabii. İyisiniz. Hadi. Genco nerede? Hülya Hanım nerede? Tamam. Melek! Dur anne, ben açayım kapıyı. Dur. Dur. Oy 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 oy. Bittim, bittim. Gel anlatacağım, gel. Hadi geç. Bas, bas, bas. Hadi bakalım. Geç başım, geç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk Sevgi abla. Bizimki çok sorun çıkartmadı değil mi? Yok canım, mışıl mışıl uyudu. Sağ ol, Allah razı olsun. Hadi bakalım çocuklar. İyi geceler deyin, iyi geceler. İyi geceler. Hadi iyi geceler kızım, hadi iyi geceler. Ben hallediyorum abla. Sağ ol kızım. İyi geceler. İyi geceler ana. Sema, hadi gel bir çay içelim ya. Yok, geç oldu. Hanım gelsin, biz gidelim de ancak. Ya bizim Fatih Osman babamı bırakıp gelecek. Gel inat etme, bir çay içelim, sonra sizi bırakır. Yok uşağım. Siz girin eve. Hava güzeldi. Biz yürüyelim biraz. Ay yeni ne oldu? Tuttu yine damarı bunun ya. Hadi yürü gel sen gel. İyi, sen bilirsin. Hadi iyi geceler. Hadi hadi. Sevgi abla, senin adamı ikna edemedik. Girmeyin içeri. Gelsin karım, gidelim isteği. Geldim geldim. Haydi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Allah razı olsun. Hadi Allah'a emanet. Hadi bir çıkaralım şimdi. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam, bu gece bizde galaydın ha? Yok oğlum, taş yerinde ağırdır. Ben iyiyim, siz beni merak etmeyin. Hadi Allah rahatlık versin. Allah razı olsun hocam. Ha, sana da getirdiğin için teşekkür ederim. Rica ederim hocam, ne demek? Ne Melek, ne Genco, ne de Hülya, hiç kimse açmıyor. Anne, anne kendine gel lütfen. Anne bana bak. Anne, Melek nerede? Melek nerede? Anne, Melek nerede? Anne, Melek nerede? Anne, kendine gel, kendini toplaman lazım. Hadi bana söyle, Melek nerede? Melek nerede anne? Azam, Azam. Bir sakin ol. Ya kadın şokta, görmüyor musun? Böyle bağırıp çağırarak olmaz. Sakin. O sıfatsız kelp Genco'nun en iyi miydi la? Öyle.
Yalnız ben en çok Mercan'a şaşırdım. Al benden de o kadar. Ya ne işi var öyle bir adamla ya? Bir de evlenecekler değil mi? Öyle görüneyim. Ben bu Cemil'le o Deyo aralarında anlaştım. Mercan da kurban gideyi diyordum ama... bugün gelip öyle boy gösterince işin rengi değişti. Ben de anlamadım. Lan neredeyse dağıtıyorlardı ya ortalığı. Ben senden tırstım ha. Dedim şimdi dalacak. Mecbur tuttuk kendimizi. Neyse, el birliğiyle düğünü çok güzel bir şekilde bitirmiş olduk. Çok şükür. Neydi o bizim oğlanın halleri? Ula ben o kadar da taktik verdim. Şöyle edeceksin, böyle edeceksin diye. Ben anladım şimdi. Kılavuzu kargo olanın. Bak, Ya ben Osman babama çok üzüldüm. Yalnız kaldı babam. Arkalarından da bir o kadar ağladı. Ne hediyedir acaba şimdi evde bir başına? Melek. 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 Bak sinirlendiriyorsun beni. Seni bulurum biliyorsun değil mi? Bak bulurum seni. Melek. Melek. Ama biliyor musun şaşırmadım. Annen neydi ki sen ne olacaksın? Melek. Bak kızıyorum sana ha. Bak sinirlendiriyorsun beni. Biliyorum beni duyduğunu. Melek cevap ver. Neredesin? Melek! 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 İyi akşamlar Türkan Hanım. Mercan geç içeri. Anlaşılmadı galiba. İyi akşamlar Türkan Hanım. Mercan geç içeri dedim. İyi akşamlar. Sana da. Kusura bakmayın. Biraz geç kaldım. Ne seni ne de babanı Allah biliyor ya günahım kadar sevmiyorum. Anlıyorum. Ne sen kızıma göresin ne kızım sana göre. Yok. Bence gayet bana göre biri. Bak yol yakınken bu işten vazgeç. Kızınızı vazgeçiremediniz. O yüzden bana mı söylüyorsunuz? Cemal Bey'e selamlar. Cemil onun adı Cemil. Neyse işte zamanla öğrenirim. Kod kafa. Ne oldu? Sancı mı? Yok. Ya Tahir, ya ben Osman babamı çok merak ettim. Şimdi evde yalnız da kaldı. Ya Nefes, doğru diyorsun. Ya sen biliyor musun? Onlar balayından dönünce Ali'nin evinde mi kalacaklar, ne yapacaklar? Yani bilmiyorum. Herhalde öyle ama konuşamadık biliyorsun. Ali'yle konuşulmaydı. Arasak mı? Bu saatte. Uyumuştur kızım. Ya uyumamıştır. Nefes. Tahir. Ne? Biz şey mi yapsak acaba? Ne mi yapsak? Mustafa.
Efe. Ne oldu? Kim geldi? Nedir? Ne oldu Asya? Uyuyor musun? Asya uyuyorum nedir ya? Ben sana bir şey diyeceğim. Kızım sonra dersin ne diyeceksen sabah de ya, Allah Allah uyazam ben. Ben seni özledim. Deme. Dedim bile. Ne kadar da özledin. Bir dakika. Bir şey konuşacağım. Asya konuşursun, ne konuşacaksın ya? Ya Mustafa bir şey konuşacağım. Ya Asya eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürüp ondan sonra bir şey konuşacaksın. Anladın ya? Allah Allah. Kelebek. Ya bir şey konuşacağım, bir şey konuşacağım. Anne. Yalvarırım bak kendine gel lütfen. Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Nereye gittiler? Kimse bir yere gitmedi ki. Ben gürültü duydum. Sonra başım döndü. Hı. Merdivenlerden düştüm. Sonra ne? Yani alıştım artık senin burada olmana sevgili kardeşim. Ne oluyor burada? Sen o manyak baban nerede? Ayıp olmuyor mu Hasan? O senin de baban sayılır. Nilüfer Hanım. Bu kaç? Bilirim. O ilaçlar gerçekten bir acayiptir. Bunları münasip bir yerine işte cebine falan sokarsın. Ayıp olmuyor mu Ferhat? Ne oluyor şimdi burada? Geldiğinizde. Ferhat'la geldiğinizde. Vay vay. Sevgili kardeşim, Zeynep'in kemikleri sızlıyordur. Gerçi ben seni anlıyorum. Senin bir anladığın falan yok. Madem bir işe yaramayacaksın, ki hiçbir zaman yaramadın, benim elimden bir kaza çıkmadan kaybol buradan haydi. Aylar toplanmış. Neredesin sen? Anneme ne yaptın? Ha? Melek nerede? Melek. Hocam, istediğimiz sorudan başlayabiliyor muyuz? Yes be. Ben de onu arıyorum. Neden arıyorsun? Sevgili küçük kardeşin kaçtı. Daha önce senin yaptığın gibi, annenin yaptığı gibi. Hazan. Ne yapıyorsun? Görüyor musun baba? Sevgili karın kanlar içinde. Küçük kız kayıp. Büyük kız da böyle bir havalar baba. Bana baksan sarhoş musun? Hayır baba. Öyleyse benimle konuşurken dikkat et. Ederim baba. Size samimi bir şey söyleyeyim mi Nilüfer Hanım? Bence en kralı sizinkisi biliyor musunuz? Kafanız pırıl pırıl.
kanatlı uçan pembe filleri görüyor musunuz? Bakın. Orada. Ha? Nereye gittiler? Size bir sır vereyim mi Nilüfer Hanım? Annemi de bu adam delirtti. Yani en iyi yaptığı şey bu. Ama en güzel deli siz olacaksınız. Ben deli değilim. Bütün deliler böyle söyler. Siz delisiniz. Ama ben deli değilim. İyi geceler. Hasan. 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 Hasan sakin ol. Sakin ol Hasan, sakin ol. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Kardeşim nerede bilmiyorum. Nerede arayacağımı bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum, bilmiyorum. Tamam, tamam sakin ol. Sakin ol. Tamam mı? Şimdi en çok ihtiyacımız olan şey sükunet. Duydun mu beni? Bak önce bir polise haber verelim. Onlara derdimizi anlatalım. Onlar bir aramaya başlasınlar. Fikret dayıya haber verelim. Bizim uşaklara haber verelim. Kardeşini bulacağım. Söz veriyorum. Ama önce bir sakin ol lütfen. Ha? Çok özür dilerim ya. Keşke çalmayı bilseydim. Ben sizin romantik anınızın içine ettim galiba. Bu arada istek bir parçanız var mı? İsterseniz yöresel bir şeyler de çalabilirim. Haydi gidelim. Yoksa benim elimden bir kaza çıkacak. Birilerini komaya sokacağım. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok. Ne oldu Osman babam? Rahatsız mı oldun? Çok estağfurullah. Olur mu öyle şey? Ya ne bileyim. Babacığım biz kalmaya geldik. Nasıl? Hayır. Babam bizi istemiyor galiba. Biz gidelim. Yok canım. Yok yok öyle değil. Yani nasıl diyeyim? Nereden icap etti? Sevdiğimizden Osman babam. Sevdiğimizden. Hoş geldiniz. Nerede kaldın be evlat? Bir bilezik vermek bu kadar uzun mu sürdü? Dayı Melek yok. Ne demek yok? Kaçmış. Canım belki bir arkadaşına falan gitmiştir gençlikte. Olur böyle şeyler. Niye ortalığı belveleye verirsiniz? Yok iki arkadaşı var. Onları da aradım. Onlar da bir şey bilmiyor. Tamam bir sakin olun. Ya beni yalnız bırakmamak için geldiniz, hoş geldiniz, safa geldiniz ama benim buna alışmam lazım. Çok kalmayın diye. Ya ben onu mu diyorum oğlum ya?
Bismillah. Bu da kim acaba? Allah Allah, gel bakalım. Allah Allah, hayırdır inşallah. Kim o? Kızım, baba kızım. Biz geldik. Aa, siz de mi buradasınız? Aa. Aa, abim uyuyor. Aman, uyur gezer o. Siz de mi kalmaya geldiniz? Abba, bir yastıkla battaniye verin, temizinden bin gaymen. He? Camiye bir haş yapsam? Yo, evlat, evlat. Kızım, saat kaç oldu? Bitmedi mi düğün? Yok nene. Bitti de geleceğim birazdan, sen yat uyu. Hayır, sen gelmeden uyumam. Haydi, bekliyorum. Nene, sen yat uyu. Bekliyorum dedim. Evlat, sen Hazan'ı eve bırak. Tamam dayı, haydi. Ben bir yere gitmiyorum. Kardeşimi bulmam lazım. Hayır, eve gitmen lazım. Nenenle konuşmanı duydu. Belli ki sen gelmeden yatmayacak. Boşuna merakta bırakma kadıncağız. Haydi. Yok, hayır. Hazan, ben sana ne söyledim? Ben seni buldum mu? Buldum. Meleği de bulacağım dedim. Bulacağım. Hadi. Hayır. Şöyle yapalım. Abla, Mustafa abimle siz odada yatın. Biz de Tahir'le burada kıvrılır yatarız zaten. Hayır, 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 olmaz. Sen hamilesin, seni rahat yatman lazım. Ya abla, olmaz öyle şey. Hayda. Geldik mi ya? Bu da kim şimdi? Gelmeyen kaldık mı? Uçağı mı kaçırdınız? Hayır. İçeri geçsek mi amca? Geç, geç baba. Geç, geç. Selamünaleyküm. Oğlum, sizin ne işiniz var burada? Uçağı mı kaçırdınız? Hayır. Gidemedik işte. Gönlümüz el vermedi. Madem gitmediniz, hepimiz burada kalacaksak nasıl olacak? Şöyle yapalım. Esma ablayla Ali Esma ablanın odasında yatsın. Siz Mustafa abimle Osman babamın odasına... Yok. Olmadı, böyle yapamadım ben. Nefes, istersen gel biz eve gidelim, burada sıkıştırmayalım ha. Ya niye ya? Yok yok, olmaz olmaz. Mustafa, kalk haydi biz gidelim, eve gidelim haydi. Hayır, bir dakika, bir dakika. Kimse eve gitmiyor. Hep birlikte burada kalalım işte. Vallahi benim canıma minnet. De nasıl? Bak şimdi ben 3.000 lira vereceğim. Siz bari temizinden bir battaniye, bir de yastık ha. Helal para. Kurban olun. Ali, oyalanmayın oğlum. Uçak kaçar haydi. Lan sizin ne işiniz var ha buraya? Günaydın abi. Yat, yat, yat. Ne oldu? Yat, yat. Yat, yat. Yat, yat. Mustafa, yat haydi. Sana abi verecekler 3.000. Hadi Allah rahatsız versin. Hoş geldin oğlum. Nasıldı düğün? Hoş bulduk teyze. Düğün işte. Güzeldi. Hazan, sen içeri geç. Bir şey olursa ben seni ararım. Arayacaksın değil mi? Söz. İyi geceler. Thank you.
Böğrem. Ha. Nasıl, hayal ettiğin gibi mi? Yani çok değil tabii de. Sıkma oğlum canına. Bak hepimiz bir aradayız işte. Siz niye gitmediniz de bakayım. Osman babayı bırakamadık be kardeşim. Havaalanına gittik. Kapıların açılmasını bekliyoruz. Aslında ikimiz de aynı şeyi düşünmüşüz. Ama ben tabii söyleyemiyorum. Balayına gitmek istemiyorum falan diye düşünmesi. O arada Esma da aynı şeyi düşünüyormuş. Ya balayında şimdi bunları mı konuşacağız falan düşünürüm diye. Sonra ikimiz de bir anda lafa girdik. Derken buradayız işte. İçimiz el vermedi be kardeşim. Şimdi ne yapacaksın peki? Valla Osman babam müsaade ederse ben buraya taşınacağım. Ciddi misin? İyi, güzel. Oy nenem. Oğlum bu ne lan? Olay başladı. Ben bu kadar yakından duymamıştım hiç bunu. Oy oy, yat devrem yat. Vallahi yengemin iyi dayanı ya. Abi. Yandık valla. Allah kolaylık versin kardeşim. Yuh abi. Ya bir yandan da çok güzel oldu biliyor musun? Çok uzun süredir böyle bir araya gelmiyorduk. Çok da iyi oldu. Pek de güzel oldu ama biraz tuhaf oldu. Siz çıkıp geldiniz. Olsun böyle, bence çok güzel oldu. Hayır yani... böyle baş başa romantikli bir gece olacakken... Gelmeseydik aklımız burada kalacaktı. Ben halimden memnunum. Bir de Ali'ye sormak lazım. Ay yok, Ali bir şey demez. Kız hemen maşalar eline mi aldın daha şimdiden? Ay vallahi bravo ettim. İyi, iyi, güzel, güzel. Ay yok abla, ne maşası, gönül rızasıyla yapıyor. İşte mesele de bu. Yani sen erkeğe istediğini yaptırtacaksın. Yaptırtacaksın ama o gönül rızasıyla yaptığını sanacak. Yok abla, vallahi öyle bir şey yok. Ya he 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 yok. Asya abla, yalnız senin de Mustafa abiye gönül rızasıyla yaptıramadığın şeyler var. Neymiş? Mesela horlamasına engel olmak gibi. Bak, tamam, tamam. Horlamasına engel olamayırım. Zaten bir ona engel olamayırım, bir de anama. Ya gülme, gülme. Bak. Bak bak, bekarlığa veda partisine hoş geldin. Al sana. Al sana yastık. Al sana da bir daha yastık. Ah vallahi bunların keyfi yerinde. Vallahi onların keyfi yerinde de kardeşim. Mustafa abinin susacağı yok. Susar mı? Vallahi inşallah susar. İnşallah. Allah bu olacak gibi değil. Hadi alırız sen. İyi geceler. İyi geceler. Siz nasıl dayandınız Mori kardeşim? Abi dedik çektik bana işte. Şişt. Oğlum ölmez deme lan, boğulmasın. Oğlum sen kendini kurtar. Ona bir şey olmaz eski toprak.
Gelebilir misin? Neredesin? Bilmiyorum. Yarın akşam orada olurum. Ne olur çabuk gel. Sakin ol. Ya nasıl sakin olayım? İkide bir sakin ol deyip duruyorsun. Bir haber yok değil mi? Şimdilik yok. Ne zaman olacak peki? Bence şehir dışında değiller. Yani buralarda bir yerdeler. Bizim çocuklar dört koldan arıyor. İstersen bir de polise gidelim. Yani bir şey olsaydı haber verirlerdi ama yine de bakalım. İyi hadi gidelim o zaman. Buyurun afiyet olsun. Ekmek. Baban nasıl oldu Hülya? İyi efendim. Sabah gözünü açtı. Ben de koşa koşa geldim. Afiyet olsun. Baba. Dün gece fırsat olmadı baba. Bunu geri göndermişler. Sevgili Cicioğlu'nu getirdi. Genco, Melek nerede? Günaydın Nilüfer Hanım. Sen daha iyi bilirsin Nilüfer'ciğim. Ben bilmiyorum ki. Pembiş filler uçuyor. Ne saçmalıyorsun be sen? Yani şey diyorum baba. Hani bu yaşlarda oluyormuş böyle şeyler. Belki de artist olmak için kaçmıştır. Ne? Pembe filler. Wow. Şşş. Bana bak otur yerine. Kızım nerede? Melek nerede? Benim canımı sıkma. Arıyorlar işte. Sen ruh gibi dolaşırken kızının kapı arkalarında yemediği halt kalmadı. Ben yakalayınca da kaçtı. Ne? Ben be filler diyorum Nilüfer Hanım. Sen neredesin? Ben sizdeyim. Saniye yanımda Fatih. Kahvaltı hazırlay. Hadi. Tamam babam, tamam geldik. Geldik haydi. Oy abi Ali. Ali hadi aslanım. Hadi gidin hadi. Ali abi kalkın bakayım haydi. Ali koç kalk. Nefesim. Hanımlar. Haydi güzelim haydi uyanın. Efendim. Haydi, haydi bize gideriz, haydi. Tamam, geliyoruz. Esma abla, Asiye abla hadi. Hadi kalkın. Kalkamıyorum, bilmiyorum. Kız, kız ne yapıyorsun? Kız ne yapıyorsun? Düşeceksin bak. Ay düşeceksin. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi kalk yeni gelin haydi. Kalkın abim kalk bakayım şuna. Abi. Abi ben bulaşmam ona. Hadi ben gittim bir elimi yüzüme bakayım. Elimizde hiçbir şey yok. Kardeşim dün geceyi nerede geçirdi? Aç mı? Canı tehlikede mi? Hiçbir şey bilmiyoruz. Tek bildiğimiz şey sizi arayacağız, sizi arayacağız.
Alo dayı. Var mı bir hareket? Yok evlat. Çocuklar baka işte. Bir şey yoksa ararlar zaten. Tamam dayı. Bir şey yok değil mi? Yok tabii. Gel, ye şuradan biraz bir şeyler. Hayır. Oğlum ne de bu hiç uyutmadınız bütün gece riv 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 ya? Uyutmadılar ha beni bütün gece. Ha yani biz seni uyutmadık abi öyle mi? Ha sus mu ayısınız da? Kan da mı ayısınız da? La sağa dönüydüm olmayız, sola dönüydüm olmayız. Öfledim pöfledim anlama aylar. Uyumadın bütün gece valla. Ay Mustafa yüklenme çocuklara. Onlar uyuyamadılarsa senin horultun yüzünden uyuyamamışlardır. Hah senin çok yaşa Asiye yengem benim. Bak ben horlamam bir kere. Ehe horlamazsın ha tabii. Hayır eğer bir daha olursa aklında bulunsun. Ha böyle iki parmağından burnunu sıkıştır sıkıştır bırak. En az bir 10 dakika sus hay. He o 10 dakikada daldın daldın. Alamadın yandın. Ya çocuklar. Şimdi ben size teşekkür ediyorum. Yani yapmasaydınız da olurdu da. Devrem sen bu ev işini söyledin mi? Ev işi ne? Esma da mı bilmiyor? Neyi bilmiyorum? Yani şimdi ben diyorum ki tabii Osman babam da uygun bulursa biz evimizi, yuvamızı senin bir odana sığıştıralım. Ha yok sen dersen ki ben kafamı dinleyeceğim o ayrı. Ya ne demek oğlum başımda beraber. Siz rahat edeceksiniz ha. Hem madem öyle değilsin ev sizin. Siz benimle değil eğer kabul ederseniz ben sizin yanınızda kalmış olurum ha. Ali bunu sen bana daha önce niye söylemedin? Ya işte ben söyleyecektim de öyle fırsat olmadı. Tabii senin için de bir sakıncası yoksa. Benim için niye bir sakıncası olsun? Sen öyle istedikten sonra. Tam benim taktik. Yani şimdi benim eve geçsek. E gel desek gelmezsin. E biz de seni bırakamayız. Buraya yerleş desek onu da kabul etmezsin. O zaman sen gelmezsen biz geliriz. Aynı dün gece olduğu gibi. Sağ ol. Sağ ol. Hazan Hanım, annem nerede? Salonda. El kadar kızı bulamadınız mı? Bitirin şu işi. Sen ne yaptın? Başlattın mı işlemleri? Hadi başlatmadım de bakayım bana. Başlattım baba işlemleri. Oo. 40 yılın kedisi. Sonunda bir fare tuttu demek ki. Genco Bey. Hazan Hanım geldi. Çok öfkeli. Salonda. Sen kapıyı çalmadan mı giriyorsun içeri? Affedersiniz efendim. Başlarım Hazan'ın öfkesinden. Çık dışarı. Çık! Baba, iznin olursa ben de... Sen nereye? İşte mercanı alayım, bir turlayalım diyorum ha. İyi. İyi hadi, çık dışarı. Sen nasıl bir annesin ya? Sen nasıl bir annesin ya? İnanamıyorum ben sana. Neden? Nasıl neden anne ya? Nasıl neden? Melek kayıp. Nerede olduğu belli değil. Ve sen burada oturuyorsun. Öyle mi? Ben nasıl bir anneyim öyle mi? Ben sana söyleyeyim nasıl bir anne olduğumu. Ya da olmadığımı, olamadığımı. Ben kızları tarafından anne olarak görünmeyen bir kadınım. Onun için beceremiyor olabilir miyim? Şimdi de suçlu biz miyiz anne? Belki de öyle. Ne güzel, ne güzel. Suçu at, sıyır. İlaç iç, unut. Benim deli olduğumu düşünüyorsunuz değil mi? Belki de deliyim.
Belki de değilim. Bilmiyorum. Melek söz vermişsin. İlaç içmeyeceğim artık diye. Ne oldu? Ben ilaç içmeyince deli olduğumu sanıyorsunuz değil mi? Genco bana ilacı zorla içirdi diyorum. İnanmıyorsunuz. Beni boğmaya kalktı diyorum. İnanmıyorsunuz. Yeter artık, anlıyor musun? Yeter. Beni suçlamanızdan bıktım. Bıktım artık, anlıyor musun? Beni suçlamanızdan bıktım. Hep beni suçladın. Hazan, hep beni suçladın. Ne oluyor burada? Kardeşini kurtarmak için, ona sahip çıkmak için ne yaptın? İlk fırsatta çektin gittin. Okul dedin gittin. Staj dedin gittin. Atama dedin gittin. Hep misafir, hep misafir. Ben ne yapacaktım peki? Ha? Ne yapacaktım? Yıllar sonra gelip bana annelik dersi mi veriyorsun? Ben sana söyleyeyim nasıl bir anne olduğumu. Ben kötü bir anneyim. Ben deliyim, deli. Kızım kayıp, ben bu salonda oturuyorum. Peki sen ne yaptın? Sen ne yapıyorsun? Şimdi de böyle mi anne? Hep böyleydi. Evet. Hep böyleydi anne. Hep böyleydi. Kendini kurtarmak için hep aynı şeyi yaptın. Kendini kurtarmak için Meleği de beni de hep ateşe attın anne. Şimdi de aynısını yapıyorsun. Kendini kurtarmak için beni suçluyorsun anne. Hayır. Sadece beni suçlarken dön bir de kendine bak diyorum. Ah, alayım şu az köpüklüyü kocana. Eline sağlık kesin benim. Sağ ol bacım. Eline sağlık. Ellerine sağlık. Afiyet hadi. Olsun. Şşş, önüne bak. Oo, kız nihayet sıra bize de geldi ha. Taze gelinden taze taze kahveler içelim ha. Hadi Esma bir kahve yap da keyiflen içelim. Tabii yapayım. O öyle iyi yıkanmış ki. Suyun böyle faşır faşır makinede dolanması lazım. Şimdi su hışkıracak, hop tencereye çarpıp geri duracak. Olmaz ki. Ana, sen onun işin yok mu? Olmaz mı? Bütün evin işi bana bakar. E git yap o vakit. Bak 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 şunun diline bak. Ben burada dururken olur mu anacığım diyeceğim ona. Git işine bak diye benim yaşımda bu yaşta kadına. Bu yaşta kadına, benim yaşımda kadına. Ama öyle oynarken öyle demiydin ha, böyle çıktın ne kadar da güzel oynadın. O yaşta. Senin yüzünden zorla çekiştire çekiştire oynattın beni. Ya he he. Abla. Böyle böyle nasıl da çıktı oynadı ama. Esma. İyi ki senin kaynanan yok. Aa, niye öyle diyorsun abla? Keşke olsaydı. Niye? Keşke olsaydı. Görürdüm. Sen yanım gibi olsaydı görürdüm seni. Böyle ikide bir böyle buradan böyle fışkıracak suyu böyle. Buradan fokurdatacak. Buradan pat diye dönecek içinde. Bir şey olacak. Su geri gelecek. Oldu sen makine mühendisi. Buna el atmadığı kaldı. Bir. Yalnız Ali'nin yaptığı da çok güzel bir şey değil mi? Yani babam yalnız kalmasın diye. Ya bu devirde kim yapar ki böyle bir şeyi? Ya vallahi. İşte sevdalık böyle bir şey. Aşk insana her şeyi yaptırıyor. Baba baba. Cilve baba. Küçük küçük. Aferin aferin. Aynen böyle devam cilve mühim. Haydi bakalım. Siz şimdi bu balayı işini toptan iptal mi ettiniz evlen? Yok kardeşim, etmedik de yazı erteledik gibi bir şey. Şimdi zaten gitsek havalar soğuk, bir şey anlamayacağız. Doğru diyorsun. Efendim Tertip? Günaydın Tertip, uyandırmadın mı inşallah? Yok canım, bu saatte ne uykusu? Neredesin, evde misin sen? Evdeyim de hayırdır, sesin bir tuhaf geliyor. Ya müsaitsen bir gelim de konuşalım. Ortalık fena karıştı. Ali burada olsa çok iyi olacaktı aslında ama. Şimdi Elif'i arayıp rahatsız etmek istemedim balayında. Onlar erken döndü. Nasıl döndü? Burada Ali, erken döndüler. Ne oldu? İyi.
Vallahi iyi oldu bu. Oğlum aslanım ne oldu bir desene bana. 10 dakikaya oradayım, konuşuruz. İyi peki tamam. Ferhat mı diyor? Ne diyor? Ferhat. Sesi bir tuhaf geliyordu bilmiyorum. Seni sordu. Benim sordu. Niye ki? Gelince öğreniriz bakalım. Hadi ben de kumluğa gidiyorum. Fatih oraya da zaten sen de geç kalma gel hadi. Tamam abi geleceğim ben de arkadan zaten. Ya ben de kalkayım ya beni camiye bırakır mısın? Babam ben üst yoldan gidiyorum. Ama madem seni istedim bırakacağım. Hülleci seni hadi. Hadi. Hanımlar haydi Osman babam gideyim. Ben beni vermek gerek yok. Herkes işine baksın. Tamam. Allah'ım müller versin. Allah'ım müller versin. Hadi bakalım Allah'a emanet olun hadi. Allah'a emanet olunuz. Mustafa. Hadi. Hadi baba. Hadi haydi. Hadi baba hadi. Geliyorum geliyorum. Bahri sen de gidecek misin? Gideceğim gideceğim de Ferhat aradı. Sesi de bir tuhaf geldi bana. Bir şey mi oldu? Bilmem göreceğiz buraya geleymiş. Çocuklar nerede? Yukarıdalar. İyi tamam sen geç içeri. Ay be devrem. Nereden nereye? Öyle oldu vallahi kardeşim. Ama ben sana diyeyim bu iş başından belliydi. Vallahi sen böyle hamsi peşinde martı gibi dolanıyordun buralarda. Ya ne alakası var şimdi? Tabii ya. Bizim takımda bir Ferhat kaldı. Onun da başını bağladık mı benim içim rahat. Nefese göre o iş yolunda ama. Hazan mı? Başka kim olacak? Bilmiyorum ki kardeşim şimdi... Yani Zeynep falan. Bence de. Ama hayat be devrem. Belli mi olur? Orası da öyle tabii. Ali. Söyle kardeşim. Çocuk yapın devrem. Şşş. Tamam da hemen itiraz etme. Ben sana demiyorum ki hemen yapın. Gidin bir süre evliliğin tadını çıkarın. Ama sonra dönüp bir çocuk yapın kardeşim. Çocuk evin hem neşesi hem bereketi her şeyi. Bak Yiğit gelip bana baba dediğinde ben sana dedim ki. Devrem ben baba oldum dedim. Dedim ya. Büyüdüğümü hissettim Devrem. Öyle yaşlanmak değil abi büyümek. İçime bir gurur kapladı. Omuzlarım dikleşti. Böyle yürüyüşüm değişti lan. Bacak kadar çocuk. Gözünü dikmiş sana bakayım. Sana baba diyeyim. Sana öyle güzel bakay ki... ...sen kendini dünyanın en güçlü adamı zannediyorsun. O uşak öyle inanınca sen de inanıyorsun. Yapacak bir şey yok. Yarın öbür gün bir de kız çocuğum olacak Allah'ın izniyle. İnşallah kardeşim. O zaman ne olacak biliyor musun? Ben dünyanın hem en güçlü hem de en yakışıklı adamı olacağım. Yani demem o ki. Allah sana da nasip etsin kardeşim. Amin kardeşim, amin. Afiyet olsun. Sağ ol. Seni seviyorum. Duymadım ben, duymadım hadi. Şş, sen bak bakayım şu dağa. He. Ben de seni. Şş. Ben de seni. Hangi dağa bakaydın sen? Oradaki. Nefes. Gel haydi. Kahven soğudu. Olsun öyle de içerim ben. Kız ne de bu böyle? Utanıklı utanıklı bir haller, tavırlar. Kaşla göz arasında cilveleşmişler onu diyeyim. Cilvemişim, cilvemişim. Evliliği kurtaran bir şey. Ablacığım, ben cilve konusunda senin eline su dökemem ki. Yani keşan savurmak olsun, saçını atmak olsun. Ney Mustafa'm, ney olsun. Tabii. Cilve evliliği kurtaran bir şey. Bunu da işin profesöründen öğreneceksin. Asya Galili'den.
Estağfurullah. Estağfurullah. Ay bak böyle güldük eğlendik ben unuttum. Şimdi madem siz Osman babamın evinde yaşayacaksınız. Aklımda. O aklımda. Neymiş o? Şimdi babamdaki misafir odasını garıgucu odası yapmak lazım. Tabii. Yani yataktı, perdeydi, şifon yerdi. El birliğinden yaparuk. El birliğinden yaparuk. Zaten yatak odasını kız taraf yapar. Tabii. Haydi bakalım. Hemen mi gidiyoruz? Tabii. Oh, İçin kahveleri bakın keyfinize. Tabii işleri yapan birisi var. Ay anacığım tamam yaparuk ya. Bizim şimdi daha mühim işlerimiz var. Bizim çıkmamız lazım. Çocuklar sahibane, çayda. Nereye gidiyorsunuz? Esma ablanın odasını karı koca odasına çevireceğiz biz. Hadi hadi. Tamam iyi. Tahir. Tahir çıkmamız lazım. Hayırdır yolculuk nereye? İşimiz var bizim. Nefes nereye gidiyorsunuz söyleyin biz bırakalım. Ya Tahir siz kendi işinize baksanıza. Nefes. Hadi görüşürüz. Esma. Vallahi ben takıldım peşlerine gidiyorum. Haydi ana görüşürüz. Görüşürüz anne. Gecenin körüne kalmayın. Neydi bu şimdi? Vallahi vardır bir bildikleri deyip oturacağız aşağı devrim. Tabii vardır bir bildikleri. Ha, nerede kaldı bizim bu oğlan? Gelir aga gelir. Babam bir şey demiyor mu artık? Babam evde yoktu, işe gitti. Anamın ne dediğini de bilirsin zaten. Biliyorum. Pek hoşlanmıyor benden. Sormayacak mısın? Neyi? İşte bu Zeynep'ti, bebekti. Nazan'ı kaçırma meselesi falan. Bildiğim şeyleri sormam. Neymiş o bildiğin? Bildiğim şeyleri sormam. Söylemem de. Sen ne çeşit bir kızsın Mercan? Sen nasıl biri lazımdı? Böyle kuyruğu dik tutma çabaları falan. Ben bunları iyi bilirim. Etkileyici değil. Hatta komik bile. Öyle mi? Öyle. Böyle kendini ağırdan satmaya çalışan. Ben zor kadınım falan havaları. Bilirim yani. Sonra ufacık bir sorunda hemen canım cicime bağlarlar. Mesela seni bu dağın başında bırakıp gitsem. Ama ben nasıl geri döneceğim falan diye sızlanmaya başlarsın. O dik burnunda bir anda aşağı iner. Emin misin? Eminim. Deneyelim mi? Olur. Yapamam zannediyorsun değil mi Mercan? Seni bırakıp gidemem. Bir ağacın arkasında 10-15 dakika bekler. Sonra geri gelirim zannediyorsun değil mi? Tarık. Efendim? Çok konuşuyorsun. Bu ne şimdi Mercan? Beni tehdit edip araca binmek için yalvarmayacağım mı diyorsun? Yok bu onun için değil. Ne için? Bunun için. Şimdi sen de buradasın. Onca yolu yürümek zorundasın. Ama aramızda bir fark var. Neymiş o? Ben buralıyım ve gestirme yolu biliyorum. Ama sen bilmiyorsun. Mercan! Silahımı ver Mercan, silahımı ver. Hazan nerede peki? Bilmiyorum. Ya usandım ona dur, sakin ol falan demekten ya. Karakoldan çıktıktan sonra delirdi, bastı gitti. Bilmiyorum nereye gitti. Tamam, tamam Tahsin sağ ol. Ne olmuş, ne diyeyim? Devri yatan arkadaşlara bilgi geçmişler. Telefon takibinden de bicacık çıkmamış. Genco söyledi diyorsun ha kaçtığını. Öyle demiş. Yani Hazan'a söylemiş. Tıpkı senin gibi, anası gibi işte demiş. Vallahi bence bu dallama daha fazla şey biliyor ha. Bana da öyle geliyor. Çaya orada devam edelim. Vallahi uzun zamandır görmüyordum ben de. Özlemiştim. Haydi. Haydi.
Silahını mı istiyorsun? Beni öpersen seni vururum. Onu nereden çıkardın? Ben söyleyeyim de. Sana bir şey soracağım Mercan. Ne? Bir tane sıksan yeterdi zaten. Niye iki tane sıktın? İki tane stepnen yoktur herhalde. Mercan, silahımı ver. Beni öpmezsen seni vururum. Bekliyorum. Ben de bekliyorum. Neyi? Vurmanı. Nereden gidiyoruz? Şuradan. Mahşerin üç atlısı. Yalnız komiserim, siz beni üzdünüz. O hediyeyi göndermeniz hiç hoş olmadı. Şu hayatta isteyeceğim en son şey seni memnun etmek. Komiserim, hadi Ferhat'ı anlıyorum. Tahir'i de bir yere kadar. Fakat ben sizin nefretinizi kazanacak ne yapmış olabilirim? Senin dünyaya gelmiş olman gayet yeterli bir sebep. Melek nerede genco? Melek? Benim üvey kızım Melek mi? Bu sizi neden ilgilendiriyor Tahir Bey? Ulan ne sorduysa cevap ver, adamı hasta etme. Ferhat. Ferhat. Senin şu durumun yüzünden ben kendimi suçluyorum biliyor musun? Demek ki diyorum bazı şeyleri az yapmışım. Ya da fazla. Lan bana bak. Genç bir kız kayıp. Senin deyiminle de üvey kızın. Şimdi ne biliyorsan anlat da bulalım şu kızı. Çok teşekkür ederim komiserim. Benim yardıma ihtiyacım yok. Adamlarım peşindeler. Akşam olmadan da bulurlar. Şimdi müsaadenizle. Ayrıca hepinizin telefonu var bende. İhtiyacım olursa ararım. Ha. Belki de Nilüfer'le konuşmak istersiniz. Tabii konuşmayı becerebilirseniz. Nasıl konuştuğunuzu sonra bana da söyleyin. Nasıl becerdiğinizi bu işi. İyi günler. Ay Allah'ım sen sabır. Doğruyu söyle, kaybolduk değil mi? Bu aralar kaybolmak epey popüler. Melek de kayboldu, Hasan'ın kardeşi. Sizin hapishaneden kaçmayı başarabilen olmuş ha? Nadir de olsa evet. Sen başaramadın. Ben mahkum görünümlü gardiyanım. Gardiyan görünümlü mahkuma daha çok benziyorsun. Yakında sen de gireceksin içeri. Lafı geçmişken işlemleri başlattım. İyi. Hayırlı olsun. Allah kurtarsın. Seni de. Bakalım burada ne varmış. Hazan Hanım, yukarıdalar. Kim yukarıda? Ferhat Bey, bir de o yanılmıyorsam Tahir Bey'le polis. Meleğin odasındalar.
Kim bu? Telefonum kapalı. Bu kim? Bilmiyorum. Melih'e telefonla ulaşamamış. Bu iyi. Orada mısın? Yoldayım. Mola verdim. Benzin için durdum. Akşam oradayım. Görüşürüz. Kapatma. Kapatma. Kapattım. Kapattı. Şehir dışından arabayla geleyim. Melek'in yaşında olmadığı kesin. Kim bu? Şimdilik bilmiyoruz. Alo Tahsin. Genco Tamar'ın evine bir ekip gönder. Burada bir bilgisayar var. Onu alıp bilişimden arkadaşlara teslim edin. İçindeki yazışmadan kimlik tespiti yapılacak. Saniye Hanım, şimdi benim bu hallerimi görse söylenmeye başlar. Evin camları is tutmuş silmesin, ha buralara gelmiş temizlik yapaysın diye. İyi git. Burası 260. Tamamdır. Ben diyorum ki... Yatağı şuraya koyalım. Yanına da iki tane komodin. He, oraya da şifonyer lazım. Ablacığım, şifonyeri şuraya koyalım. Gardırop oraya, şifonyer buraya, yatak buraya, komodin oraya işte. Hayır, hayır, hayır. Şimdi... Gardırop buraya gelecek, makyaj masası da buraya. Abla, makyaj masasına gerek var mı? Ben yani o kadar çok makyaj yapmıyorum. Bir rimel, bir ruj. Ya sence makyaj masası sadece makyaj için mi var? Ya niçin var? Ya şimdi... Pufu çekeceksin, oturacaksın. Alacaksın eline fırçayı. Saçını ha böyle bir sağa atacaksın, fırçalayacaksın. Bir sola atacaksın, fırçalayacaksın. Arada bir aynadan da böyle kısa kısa bakışlar atarsın. Heh, makyaj masası oldu sana, drip masası. Drip miyim, gülme. Allah Allah ya. Ne gülüyorsunuz? Allah Allah. Tamam, gülme. Allah yardım edin sana. Dur bir daha bakalım. Anlar senin de sonra nerede haklı olduğu be. Buradan bakayım bakalım. Bana bak. Haklıyım. Abla sen hep haklısın zaten. Öyleyim tabii. Hadi bitmedi mi ölçünüz? Ben camları bitirdim, temizledim. Haydi. Bitti, bitti. Haydi bakalım şurayı bir su silelim de... ...ondan sonra alışverişe çıkacağız, gideceğiz. Daha yapılacak çok iş var. Hala gülüyorsunuz. Şimdi gözünüzü korkutmak istemem ama... Ali Bey, lütfen söyleyin ne söyleyeceksiniz. Şimdi... Biz bu tip olaylarla çok sık karşılaşıyoruz. Melek yaşında, hatta ondan küçük, çocuk denecek yaşta kızlar... ...internetten birileriyle tanışıp onlarla yazışmaya başlıyorlar. Cahil işte, karşısındakine de kendiyle yaşıt sanıyor. Günlerce sohbet ediyorlar. Duygusal bağ kurup kızları bir şekilde kendi yanlarına çekiyorlar. Sonra bir şekilde fotoğraflarına ulaşıp... ...bunları internette yayınlarız diye şantaj yapıyorlar. Bazıları kızların babası yaşında, aralarında evli olanlar var. Kızları kendi yaşadıkları şehirlere çağırıyorlar. E bunlar da cahil işte. Maceraya atılacağım diye kaçıp gidiyor. Sonra bir bakıyorlar, adam babası yaşında. Üstelik evli. Pardon. Tuvalet nerede acaba? Tuvaletler arka tarafta efendim. Teşekkür ederim. Evden kaçmış. Geri dönmeye cesareti yok ki. Ne yapacak? Ben o çocuklara kızmıyorum. Alsın eline telefonu, tableti, bilgisayarı. Geçsin içeride kafamı şişirmesin diyen anne babaya kızıyorum. Bugün şişmesinden korktuğun kafanı... ...yarın pişmanlıktan duvarlara vurmak zorunda kalabilirsin.
komiserim. Hazan Hanım, siz arkadaşlara bir yardımcı olun. Buyurun. Geçin. Dörtü. Ne yapacağız? Bulabilecek miyiz bu herifin eşkalini? Buluruz kardeşim, buluruz. Şimdilik en azından yan yana olmadıklarını biliyoruz. Bu iyi bir şey. Fikret abinin haberi var mı? Daima haber verdim. Hadi. Burada yapacak bir şeyimiz kalmadı. Gidelim. Haydi. Siz gidin. Ben kalayım. Belki bir şey lazım olur falan. Ulan siz haydi gidin. Şey yapalım. Haydi. O zaman seni çok şey yapma. Hayır. Şişt, dikkat et lan. Haydi ulan haydi. Efendim. Sen baba olmuşsun ama Esma'nın haberi yok. Nasıl lan? Az önce bir polis gibi mi konuştun yoksa evladını düşünen bir baba gibi mi, ben pek emin olamadım. Alo. Ha, beni gelip alın. Yani bizi. Gelip alın, biz şeydeyiz. Neredeyiz biz? Tamam, kapat. Dayı, bizi merkeze atar mısın? Olur tabii, geçin. Hadi geleyim misin? Kızım abi, helal olsun. Gel misin? İyi misin? Melek'i sormak için arkadaşlarını arayayım dedim. Ama sadece iki arkadaşın numarası varmış bende. Annem haklıymış galiba. Ne diyor ki? Doğru şeyler söyledi. Yanımda olduğun için teşekkür ederim. Başkalarını suçlamak kolay geliyor değil mi Ferhat? Öyledir. Suçlu olduğun kadar suçlarsın. Doğru söylüyorsun galiba. Kardeşimi bulacağız değil mi? Bulacağız inşallah. Merak etme sen.
Neredesin? Telefonu şarj az, bitmesin diye kapatıyorum. Canımız çıktı ama ne kadar da güzel oldu. Eminim öyledir. Ellerinize sağlık. Allah razı olsun üstad. Estağfurullah baba, ne demek? Yapacağız tabii. Tabii ki yapacağız. Canı tözdür maşallah ele. Anası söze ne ya? Esma bacım el mi ya? Esma bizim kızımıza. Yok, benim çocuğum Esma'ya değil. Esma benim kızım. Aman bana laf söylesin de ucu nereye dokunursa dokunsun. Gizem. Baba, sonunda seni burada ağırlama şerefine nail olacağız ha? Öyle olacak. Ya gençler baş başa kalsınlar diyorum ha. Tabii. Biz de Fatih'le aynı odayı paylaşırız kardeş ha Fatih. Tabii hocam, zaten bizim Murat'ın... Nefesle Tahir nereyeydi ha? Odaya çıktılar. Onlar gene bir hatlar karıştırıyorlar. Bak ha şuraya yazayım, göreceksiniz. Bana bak. Ne düşünüyorsun sen? Meleği. Yani kim bilir şimdi nerededir? Gecenin bu saati. Yalnız. O yaşta başına gelmedik şey kalmadı. Sen de aynılarını yaşadın. Evet, o yüzden onu çok iyi anlıyorum. Ne? Çocuklarımız için endişeleniyorum. Korkuyorum. Korkacağız tabii Nefes. Korkacağız tabii. Rehavete kapılmamak için korkacağız. Yani doğuruyorsun. Büyütüyorsun. Belli bir yaşa getiriyorsun. Kontrolün hepsi sende. Ama sonra kontrol bir anda senin elinden kayboluveriyor. Ne yapalım istersin peki Nefes? Eve mi kapayalım çocukları? Yok, öyle demek istemiyorum ama korkuyorum Tahir. Önce tedbir, sonra tevekkül. Başarır mıyız dersin? Başarırız. Allah'ın izniyle başarırız. Hayırdır inşallah. Efendim Devrem? Tahmin ettiğimiz gibi kardeşim. Herifin adı Faruk Cavlak. 45 yaşında, evli, 3 tane de çocuğu var. Daha önce adam yaralamadan, ruhsatsız silah bulundurmadan falan girmiş çıkmış. Herif adresini bulamamışlar çünkü şu anda buraya geliyor. İşin iyi tarafı şu aga. Meleğin şarjının bittiğini biliyoruz. Bu da demek oluyor ki henüz iletişime geçmediler. Bizim çocuklar bilgisayarı Hazan'a teslim ettiler. Onlar da zaten tetikte. Şimdi bu şerefsiz... Melek'le iletişime geçene kadar mecburen bir yerlere yerleşecek. O yüzden oteldir, pansiyondur, aparttır ne varsa hepsi gözetim altında. Eyvallah Devrem. Sağ ol haber verdiğin için. Sen Hazan öğretmene haber verdin mi? Şimdi oraya gidiyorum. Hiç gitme Devrem. Ara, telefonla söyle ya da yarın sabah erkenden git. Sen evine git. Benden duymuş olma ama seni orada güzel bir sürpriz bekleyeyim. Ne sürprizi lan? Kapatıyorum Devrem, hadi. Hadi iyi geceler, haydi.
Gelirken yoğurt alır mısın? Çocuklardan da bir haber yok mu dayı? Yok. O sararlardı. Aç mısınız siz? Bir şeyler hazırlatayım mı? Ben yaparım. Yani müsaade ederseniz yaparım. Mutfak senin kızım. Gir istediğini yap. Ha? Ha? Eğer eksik gedik bir şeyler varsa bana söyle de aldırayım çocuklara. Tamam, ben bir bakayım o zaman. Yoğurt. Ah, çok almışsın. Ya kaymaklı, kaymaksız, laktozsuz. Hangisini isteyeceğini bilmediğim için hepsinden aldım geldim. Ya, arasaydın, mesaj atsaydın. Denedim. Neyi? Mesaj atmayı. Şimdi 3 kere telefonu elime aldım. Sana mesaj atmak için diyeceğim ki kaymaklı mı alayım, kaymaksız mı, hangisinden istersin? Sonra senin son mesajını gördüm. Gelirken yoğurt alır mısın yazmışsın. Sonra ben tabii onu görünce böyle güldüm, daldım, gittim. Telefonu yerine koydum. Bu böyle 3 kez tekrarlanınca ben de vazgeçtim artık. Ne varsa aldım geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bunlar senin. Dalgalar alır da geriye vermez.
Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Evlat. Hazan. Ferhat, Hazan. Uyanın da sabah oldu. Haydi. Haydi. Şimdi ben çayı koydum. Kendi kendime dedim ki, belki Hazan kızım da bize böyle kahvaltılık bir şeyler hazırlar dedim ha. Tabii Fikret abi. Ay benim içim geçmiş. Bütün gece bilgisayar başında olunca. Kazan da sızmış. Ne açıklama yapar? Açıklama yapmıyorum dayı. Olanı söylüyorum. Ha. İyi. Dayı sen şimdi böyle gülünce sanki bir şey varmış gibi. Ne varmış gibi? Ben gidip elimi yüzümü yıkayayım. İyi olur, açılırsın. Dayı. Ben gideyim de bakayım şu Melek durumunda bir gelişme var mı? Dikkatli ol. Olurum, merak etme. Esma. Efendim? Hakkını helal et. Helal olsun da nereden icap etti şimdi bu? Bunu her gün duyacaksın. Her sabah helallik alacağım senden. Bir madenciler bir de polisler. Her sabah evden çıkmadan eşlerinden helallik alırlar. Geri dönüp dönmeyeceklerini Allah bilir çünkü. Allah korusun. Sen Allah'a emanet. Günaydın abla. Günaydın. Bizim herifleri doyuralım da çıkalım gidelim. Niye? Yeni gelin ev, kahve içmeye. Yok abla, ben gelemem. İşler çok karışık. Niye, ne oldu? Hazan'ın kardeşi Melek var ya. İşte o evden kaçtı. Oo, deme. Herkes onu dağ bayır arıyor. Ay Allah korusun. O adamdan kaçmayıp ne yapacaktı? Allah korusun. Nilüfer Hanım. Küçük kızınızdan halen haber yok. Önceleri ben de kafama takıyordum. Ne yapacaksın? Vicdan işte. Ama sonra şapkamı önüme aldım.
Düşündüm kendi kendime. Dedim ki Genco yolunu seçmiş artık. Ne yapabilirsin ki? Zincire vurup odunluğa mı bağlayacaksın? Bunu yapsan bile bir yolunu bulur kaçar dedim. Hülya! Buyurun efendim, kahve getir. Tabii efendim. Nilüfer. 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 Sen beni dinliyor musun? İşittin mi beni? Ne? Güzel. Güzel. Bu halini seviyorum işte senin. Günaydın. Müsaadenizle babacığım. Nereye? Gün almaya, Mercan'ın yanına. İyi, iyi. İşte böyle. Eğer beni dinlerseniz bu evde ne kavga, ne gürültü, ne huzursuzluk hiçbir zaman olmaz. Değil mi Nilüfer? Onun kafayı iyice gitmiş baba. Müsaadenizle. Ellerini sabunla sonra. Mezar uyanmadı mı daha? Uyandı. Yasun da bir konuşsam onunla. Ne konuşacaksın? Ya buna bir çay içelim dediler. Tamam dedim. Çıkardılar ama yani. Ben sağ demedim mi ha? Ben sağ demedim mi? Ha? Niyesini niçin anlattım sağ değil mi? Duydun beni değil mi? Duydun. Anladın mı beni? Anladım. Daha niye ikide bir karşıma çıkarıyorsun? Günaydın baba. Günaydın kızım. Bak kızım, tamam nişanlısınız. Hani görüşmek, konuşmak hakkınız. Ama bu traktörün arkasına hani kulağıma geldi, hoşuma gitmedi yani. Biz arabasındaydık. Araba bozulunca yolda kaldık ondan. Ya neyse işte. Ya sen de ananda anladın beni değil mi? Evet baba. Şey, birazdan gelecek. Sebep? Gün almaya gideceğiz Yıldırım nikah için. Uzatmayalım diye. O da çok hassas bu konuda. Ha, hassas. Hem de nasıl? Karı. Ya tamam, ben ne desem boş zaten. Kendimi paraladığımla kalırım. Ama beni de bir ana doğurdu. Bana da yazık. Bana da. Hazan, var mı bir haber? Yok, hayır. Hiçbir şey yok. Ali ile konuştuk ama Melih'in telefonu kapalı olması içimizi rahatlattı. O adamla buluşmadı demek oluyormuş. İşte Ferhat'la sabaha kadar bilgisayar başındaydık. Telefonu kapalı ya, belki netten mesaj atar falan. Attın peki? Yok, hayır. Tamam, biz zaten şimdi Tahir'le çıkıp geliriz yanınıza. Yok, sizin gelmenize gerek yok. Ferhat ve Fikret Bey yanındalar zaten. Bir dakika, yanından ayrılmıyorlar. Tamam. Yani bir haber alırsanız ya da bulursanız mutlaka haber ver, olur mu? Tamam. İlk seni ararım. Tamam, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Günaydın yorgun savaşçılar, günaydın. 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 Vallahi yeni uyandık. Hadi bak, çay kaynaya kaynaya bir hal oldu.
Hadi başlayın artık hadi. Millet nerede? Vallahi Mustafa abiyle Fatih kumluğa gitti. Pazar pazar. Ne işleri varmış? Vallahi bilmiyorum, bir şey demediler. Allah Allah. Asiye yengem? Ablam da balımla Eren'i aldı, yeni geline kahve içmeye gitti. Annem de pazara gitti. Bir daha Azan'la konuştum. Var mı bir haber? Vallahi şimdilik haber yok. Biz geliriz dedim ama Ferhat'la Fikret abi burada. Merak etmeyin dedi. İyi. Kaldık yani baş başa. E biz ne yapalım? Parka gidelim. Çok iyi fikir. Vallahi yazdan kalma son günler ha. Bundan sonra bir yağmur yağar, istesek de çıkamayız. Yaşasın. Parka gidiyoruz. Aslan oğlum benim. Siz önce bir kahvaltınızı edin de biz bakarız. Emir büyük yerden. Gel paşam. Ne gelir hadi elden. Haydi bakalım. Öleceğim açlıktan. Ayılır benim oğlum zaten. Al bakayım. Aç ay koymadım. Buyur buradan. Selam Cemil Bey. Aleyküm selam. Mercan'la Günüş için... Kapıdan olmaz öyle şeyler. Yabı sayımızı iç. Gecikmeseydik biz. Sayımızı iç. Ay ben senin çayını. Tabii içelim. Gel bakalım. Emicem'in kızı. Yolculadın mı kocanı? Yolculadım. Kız ne de bu sıfatının hali? Böyle yüzünden düşen bin parça. Hemen mi özledin? Yok abla, ondan değil de... giderken şey dedi... hakkını helal et. Polisler öyle dermiş. Eder. Ne bileyim abla... hem çok korktum, dua ettim... hem de gurur duydum. Oy güzelim benim. Sen merak etme. Allah'ın izniyle hiçbir şeycik olmaz. Allah kem gözlerden saklasın sizi. Sen endişe etme. Sağ ol kızım. Afiyet olsun baba. Teşekkürler Mercan. Afiyet olsun. Bak delikanlım, Mercan sessiz, sakin, başı önde bir kızdır yani. Ya ateş edersem? Et diye buradayım. Ya seni vurursam? Kader. Kuzu kuzu indireceksin zaten. Komik bir şey mi söyledin? Yok. Öyledir evet. Sizin dediğiniz gibidir. Sen nasıl bir hayattan çıktın geldin... hani bunları tahmin etmek zor değil. Ben de bilirim o hayatları. Biz de geçtik yani o yollarla. Ama dedim ya işte Mercan... böyle başı önde mazbut bir kızdır. Pek bir şey bilmez. Kapalı bir kızdır yani, anladın mı? Anladım. Evet. Sen hareketlerini biraz oha uydur. Bu daha kolay olur yani. Tabii. Gezme tozma işleri var ya, onları diyorum ya. Anladın mı? Anladım evet. Tabii. Çayını iç. Aslan oğlum benim.
Sen böyle sallanmaya devam etmeye gerek yok. Ha böyle kendi elinde çıkarsın uzaya. Tahir. Efendim. Benim kafam çok karışık. Nasıl yani? Yani bir yandan annemin dediği şu herkese yardım etme meselesini düşünüyorum. Bir yandan da... Bir yandan da? Melek, yani ben onun yanında hiç olamadım. Ben bencillik mi etmiş oluyorum, vurdum durmazlık mı etmiş oluyorum? Yani yaşadıklarımız birbirine benzer şeyler. Ben kendi dünyamı kurup ona sırtımı dönmüş mü olurum? Radyolara çıkan, derneğe koşturan, iki lafından biri melek olan kadın mı diye bunu? Nefes. Ya ne bileyim, bir şeyler yanlışmış gibi geliyor işte. Nefes, bak melek için yardım isterlerse biz koşarız. Ferhat zaten yanlarında. Fikret abi hakeza öyle. Sen hiç canını sıkma. Sahi mi söylüyorsun? Nefes. Sen benim ömrü hayatımda tanıdığım en vicdanlı, en yardımsever kadınsın. Neden sen söyleyince ben hemen inanıyorum? Yani sen söyleyince her şey doğruymuş gibi geliyor. Gün gibi her şey berraklaşıyor. Vallahi onu diyemeyeceğim. Sır bu nefes, sihirbazlar sırlarını söylemez. Şey, nene arkadaşımdaydım da uyuyakalmışım. Nene? Nene? Alo? Alo? Ne oldu? Kapattı. O zaman orada kal dedi, kapattı. Var mı bir şey? Yok, hiçbir şey yok. Merhaba. Benim telefonumun şarjı bitti de. Buna uygun şarj aletiniz var mı? Var bende, buyurun. Çok teşekkür ederim. Aha. Ne oldu? Yazdı. Telefonun kapalı. Hürfınar Caddesi Eylül Pansiyonu'ndayım. Hadi. Eylül Pansiyonu mu? Pardon. Eylül Pansiyonu nerede biliyor musunuz? Şu caddeden devam edin. Işıklarda sağda. Çok teşekkür ederim. Ali. Eylül Pansiyon. Sakın bir şeye karışma, geliyorum. Tamam. Ferhat daha hızlı. Merhaba. Buyurun. Tolga Bey, telefon eder misiniz? Tabii. Alo, Tolga Bey. Bir hanım geldi. Peki, bir saniye. Sizi istiyor. Yukarı gelsene. Sen aşağı insen. Hadi ama canım, onca yolu senin için geldim. Seni çıkart yukarı, çıkmayacak mısın? Bekliyorum. Thank you.
Geldim. Kimsin? Ben Melek. Tanımadın mı? Şerefsiz. Takula! Kalk! Ablacığım, neden? İyi misin? Neredeler? Yukarıda. Çanta nerede? Abi, yemin ederim çarptılar. Çanta nerede? Abi diyelim ya işte, çarptılar diye. Herkese, her şeye yetişmeye çalışan insan. Bazen en yakınındakine, bazen de kendine geç kalır. Nefesum